ÖSS'de çıkmış limit sorularıyla soru çözümlerimize devam edelim. Fonksiyonda x yerine 1 yazıldığında bakın 0 bölü 0 belirsiz geliyor. Belirsizliği gidermek adına pay kısmını çarpanlara ayırıyorum. Limit x 1'e giderken x eksi 1 çarpı x türü 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1'dir. Bölü x eksi 1. Sadeleştirme yaparsam x eksi 1'ler gitti. Geriye kalan fonksiyonda x yerine 1 yazılırsa bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 geliyor. Yani cevabımız 5'tir. Limitte belirsizliğimiz 0 bölü 0'dı. Demek ki L'Hopital kuralını uygulayabiliriz. Limit x 1'e giderken payın ve paydanın türevlerini alıyorum. Payın türevinden 5 tane x türü 4 bölü paydanın türevinden 1 geldi. X yerine 1 yazılırsa 5 çarpı 1 yani cevabımız 5'tir. X sonsuza giderken limit değeri istenmiş. X yerine sonsuz yazıldığında sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini görebiliriz. Bu belirsizliği gidermek adına fonksiyonu düzenliyorum. Limit x sonsuza giderken 3x artı kök içerisinde sadece en büyük dereceli terimi yani 4x kareyi almam yeterlidir. Bölü x artı aynı şekilde x kare alıyorum sadece kök içerisinde eşittir. Limit x sonsuza giderken 3x artı karekökü mutlak değer 2x'tir. Bölü x artı yine karekökü mutlak değer x'tir. X artı sonsuza gittiği için bakın mutlak değer içerisi pozitiftir. Burası da pozitiftir. O halde mutlak değer dışına aynen çıkmalı. Limit x sonsuza giderken 3x artı 2x bölü x artı x'tir. Düzenlersem limit x sonsuza giderken 5x bölü 2x gelir. Buradaki limit değerinin 5 bölü 2 olduğunu görebiliyoruz. Yani cevabımız 2,5. Bakın soruda belirttiğimiz 0 bölü 0 idi. O halde L'Hopital kuralını uygulayabilirim. Limit x 1'e giderken payın ve paydanın türevlerini alıyorum. Bakın payın türevinden 1 bölü 2 tane kök x artı 3 eksi 3 bölü yine 2 tane kök 3x artı 1'dir. Bölü paydanın türevinden 1 bölü 2 tane kök x eksi 1'dir. Eşittir. X yerine 1 yazılırsa 1 bölü 4 eksi 3 bölü 4 bölü 1 bölü 0 geldi. Peki buradan eksi 2 bölü 4 bölü 1 bölü 0 sonsuzdur. Eksi 2 bölü 4 eksi 0,5'tir. Bölü sonsuz. Peki sayının sonsuza bölümü 0 mıdır? Evet. Demek ki cevabımız Denizli. Fonksiyonunun x eşittir a için limit isteniyor. O halde fonksiyonda x yerine a yazalım. Sinüs a eksi sinüs a bölü a eksi a'dan 0 bölü 0 gelir. Yani belirsiz. Bu belirsizliği nasıl giderebiliriz? Limit x a'ya giderken dönüşüm formüllerinden sinüs x eksi sinüs a'nın açılımı 2 tane sinüs x eksi a bölü 2 çarpı kosinüs x artı a bölü 2'dir. Bölü x eksi a. Bakın buraya bu ifadenin limitinin 1 bölü 2 olduğunu görebiliyor muyuz? Demek ki 2 çarpı 1 bölü 2 x yerine tekrar a yazıldığında kosinüs 2a bölü 2 gelir. İkiler de giderse demek ki kosinüs buradaki ikiler de gitti. A kaldı. İstenen cevap Edirne. X yerine a yazıldığında belirsizliğimiz 0 bölü 0'dı. Demek ki yine L'Hopital kuralını uygulayabilirim. Limit x a'ya giderken pay ve paydanın türevini alıyorum. Payın türevinden kosinüs x bölü paydanın türevinden 1 geldi. X yerine a yazılırsa cevabımız buradan kosinüs a bulunur. Fx fonksiyonunun x1'e giderken limit değeri isteniyor. Bakın fx fonksiyonu parçalı fonksiyondur. Demek ki parçalı fonksiyonda limit alırken x eşittir 1 noktasında sağdan ve soldan limitlere bakmam gerekiyor. Önce sağdan limite bakalım. Limit
x1'e sağdan yaklaşırken, yani birden büyük değerlerle yaklaşırken bu fonksiyonu kullanmalıyım. Yani 2'yi alıyorum buradan. Sabitin limiti kendisi olduğundan buradan cevap 2. Bu bir. İkincisi, soldan limit alalım. Limit x1'e giderken soldan. X'in birden küçük değerleri bakın bu fonksiyon için geçerlidir. Dolayısıyla 2x fonksiyonunu alıyorum. Buradan da limit 2 çarpı birden yine 2 geldi. Eşit midir? Evet. O halde fx fonksiyonunun x1'e giderken limiti 2'dir diyebiliriz. Cevabımız C. Sinüs 3x bölü 3x'in limit x sonsuza giderken değeri isteniyor. Sinüs fonksiyonu eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alır. O halde sinüs 3x de yine eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alacağından dolayı pay kısmı bir reel sayıdır. Paydası ise x yerine sonsuz yazıldığında sonsuz gelecektir. O halde pay kısmı reel sayı olduğundan reel sayının sonsuza bölümü ne yapar? Sayı bölü sonsuz 0 olacağından cevabımız Adana. Limit x sıfıra giderken 1 bölü 3 artı 2 üzeri 1 bölü x'in limit isteniyor. X yerine 0 yazalım o halde. 1 bölü 3 artı 2 üzeri 1 bölü 0'dır. Bakın yukarıdaki aralığa dikkat ederseniz x'in 0 noktasına soldan yaklaşabileceğine dikkat ediniz. O halde 0 üzeri x yazalım buraya. Eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 0 sonsuz. Fakat eksi sonsuz. O halde 2 üzeri eksi sonsuz gelir buradan. Eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 üzeri sonsuz yazalım. Eşittir 1 bölü 3 artı 2 üzeri sonsuz. Bakın sonsuzdur burası. Peki 1 bölü sonsuz, o da 0 olduğundan demek ki cevabımız 1 bölü 3 bulunur. X yerine 0 yazıyorum. 0 bölü 1 eksi kosinüs 0. Yani 0 bölü 1 eksi 1 yapar. Buradan 0 bölü 0 belirsizliği gelir. İfadeyi düzenleyelim. Limit x 0'a giderken x kare bölü 1 eksi kosinüs x. Paydan eşleniğiyle hem payı hem paydayı çarpıyorum. Eşleniği 1 artı kosinüs x'tir. Yine paydayla çarpalım. 1 artı kosinüs x'tir. Limit x sıfıra giderken x kare çarpı 1 artı kosinüs x bölü bu çarpım 1 eksi kos kare x'tir. Peki 1 eksi kos kare x sin kare x midir? Evet. O halde tekrar yazalım. Limit x sıfıra giderken x kare çarpı 1 artı kosinüs x bölü sinüs kare x'tir. Bakar mısınız buraya? Buradaki ifadenin limit x sıfıra giderken değerinin 1 olduğunu biliyorum. Karesi tekrar 1'dir. O halde 1 çarpı 1 artı kosinüs 0'dan 1 artı 1 gelir ki cevap 2 bulunur. Bursa. Belirsizliğimiz 0 bölü 0 idi. O halde L'Hopital kuralından limit x sıfıra giderken payın ve paydanın türevini alıyorum. Payın türevinden 2x, paydanın türevinden sinüs x gelir. X yerine tekrar 0 yazılırsa 2 çarpı 0 bölü sinüs 0'dır. Yani 0 bölü 0. Tekrar belirsiz. O halde tekrar L'Hopital kuralını uygulayabilirim. Ne yapalım? Tekrar payın ve paydanın türevini alalım ve x'in 0 yazalım. Limit x 0'a giderken 2x'in türevinden 2 bölü sinüs x'in türevinden kosinüs x gelir. X yerine 0 yazıyorum. 2 bölü kosinüs 0'dan 2 bölü 1'dir. Yani cevabımız 2 bulunur. X yerine 0 yazıldığında tanjant 0 eksi 0 bölü sinüs 0'dır. Yani 0 bölü 0'dır. O halde belirsiz. Limit x 0'a giderken fonksiyonu düzenliyorum. Yani tanjant x bölü sinüs x eksi x bölü sinüs x yazalım. Tekrar buradan limit x 0'a giderken tanjant x bölü sinüs x'in limiti 1'dir. Eksi aynı şekilde x bölü sinüs x'in limiti de 1'dir.
Demek ki cevabımız 1 eksi 1'den 0'dır. Soruda belirttiğimiz 0 bölü 0'dı. L'Hopital kuralından limit x 0'a giderken payın türevi tanjant x'in türevinden 1 artı tanjant kare x eksi 1 bölü paydanın türevi kosinüs x'tir. X'lerine 0 yazıyorum. 1 artı tanjant kare 0 eksi 1 bölü kosinüs 0'dır. Oranları yerine yazarsam 1 artı tanjant 0 0'dır eksi 1 bölü kosinüs 0 1'dir. O halde 0 bölü 1'den cevabımız 0'dır. Fonksiyonda x yerine 0 yazıyorum. 1 eksi kosinüs 0 bölü 0 artı 0 çarpı sinüs 0'dır. Kosinüs 0 1 olduğundan 1 eksi 1 0 bölü paydası da 0 gelir. Yani belirsiz. Fonksiyonu düzenleyelim. Limit x 0'a giderken 1 eksi kosinüs 2x yerine yarım açı formülünden 1 eksi 2 çarpı sinüs kare x yazalım. Bölü paydayı ise x kare parantezine alalım. X kare parantezinde 1 artı sinüs 2x bölü x'tir. Tekrar düzenleyelim. Bakın 1 eksi 1'ler 0 geldi. Eksi eksi artı oldu burası da. Limit x 0'a giderken 2 tane sin kare x bölü x kareyi şu şekilde yazalım. Sinüs x bölü x'in parantez karesi olarak yazıyorum. Çarpı 1 bölü 1 artı sinüs 2x bölü x'tir. Peki buradaki durum nedir? Eşittir. 2 çarpı limit x 0'a giderken sinüs x bölü x'in limiti 1'dir. Karesi o da 1'dir. Çarpı 1 diyelim. 1 bölü 1 artı. Yine limit x 0'a giderken sinüs 2x bölü x'in limiti de 2 olduğundan bakın 1 artı 2 geldi burası. O halde cevabımız 2 bölü 3 bulunur. Fonksiyonun x1'e soldan giderken limit değeri isteniyor. Bakın x1'e soldan yaklaşıyor. Yani x1'den küçükken 1 eksi x'in pozitif olduğunu biliyoruz. Demek ki mutlak değer içerisi pozitiftir. O halde dışarıya mutlak değer dışına aynen çıkmalı. Limit x1'e soldan giderken 1 eksi x bölü 1 eksi x artı x'tir. Peki 1 eksi x'ler giderse limit x1'e soldan yaklaşırken 1 artı x gelir. X yerine 1 yazılırsa 1 artı 1'den cevabımız 2 bulunur. Rasyonel fonksiyonlarda fonksiyon paydaya 0 yapan x değerler için süreksizdir. O halde fonksiyonun süreksiz olduğu noktaları bulalım. Yani paydalarını 0'a eşitleyelim. X kare eksi 4 eşittir 0'dan. X kare eşittir 4'tür. X de artı eksi 2 bulunur. Demek ki bunları atıyorum. Bir de x kare eksi 1'i 0'a eşitleyelim. Buradan x değeri de artı eksi 1 bulunur. O halde artı 1 ve eksi 1 de atabilirim. Demek ki fx fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir diyebiliriz. Cevabımız Denizli. Bakın bu soru 69 yılı üniversite sorusuyla aynı sorudur. Bu sorunun çözümünü 4. soruda görebilirsiniz. Cevabımızın Denizli olduğunu söylemiştik. Fonksiyonun x2'ye giderken limitlerinin var olabilmesi için a değeri sorulmuş. Fonksiyonda x yerine 2 yazıyorum. 3 eksi kök içerisinde a eksi 2 bölü 2 eksi 2. Bakın ne oldu? 3 eksi kök içerisinde a eksi 2 bölü 0 oldu. Payda 0 olduğundan payda 0 olmalı ki 0 bölü 0 belirsiz gelsin. Dolayısıyla limit sonucunun bir reel sayı olduğunu söylemek mümkün olabilsin. O halde payını 0'a eşitliyorum. Yani 3 eksi kök içerisinde a eksi 2 eşittir 0'dan 3 eşittir a eksi 2'nin karekökü. İki tarafın karesi alındığı zaman 9 eşittir a eksi 2. A değeri de buradan 11 bulunur. Cevabımız Bursa.
Aşağıdakilerden hangisi x eşittir 2'de sürekli değildir? Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için iki tane şartımız vardı. 1. O noktada limit olmalı. 2. Yine o noktada tanımlı olması gerekir. Şıklara bakıldığında adeta B şıkkı sırıtıyor. Neden? Çünkü fonksiyon x eşittir 2'de tanımlı olmadığı aşikar. Yani x eşittir 2 için f2'nin değerini bilemiyoruz. Yani tanımlı değil. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Fonksiyonda a yerine x yazıyorum. X kare eksi x kare bölü sinüs 2x eksi 2x'tir. Demek ki 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Limit a x'e giderken pay kısmını çarpanlara ayırıyorum. X eksi a çarpı x artı a bölü sinüs. Bakın burayı iki parantezin alırsam iki parantezinde x eksi a'dır. Fonksiyonu parçaladığım zaman şu şekilde. Buradaki fonksiyon limitinin x eksi a'nın katsayıları alınacağından dolayı 1 bölü 2'dir. A yerine de x yazılırsa 2x gelir. Demek ki buradan cevabımız x'tir. Belirsizliğimiz 0 bölü 0 gelmişti. L'Hopital kuralından yine pay ve paydanın türevini alıp a yerine x yazmalıyım. Limit a x'e giderken. Peki neye göre türev almalıyım? Tabii ki a değişkenine göre. O halde payın türevinden eksi 2a bölü paydanın türevinden eksi 2 çarpı kosinüs 2x eksi 2a'dır. Eksi 2'leri sadeleştirelim ve a yerine x yazalım. A bölü kosinüs 2x eksi 2x'tir. Buradan a bölü kosinüs 0 gelir. Kosinüs 0 1 olduğundan a bölü 1 cevabımız a'dır. Fonksiyonda x yerine sonsuz yazıyorum. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği gelir. Bu belirsizliği gidermek için fonksiyonu düzenleyelim. Limit x sonsuza giderken pay ve payda 3 üzeri x parantezini alıyorum. 1 eksi 3 üzeri eksi 2x bölü yine 3 üzeri x parantezinde 1 artı 3 üzeri eksi 2x'tir. 3 üzeri x'leri sadeleştirelim. Ve fonksiyonu tekrar düzenleyelim. Limit x sonsuza giderken 1 eksi 1 bölü 9'un x'inci kuvveti bölü 1 artı 1 bölü 9'un x'inci kuvvetidir. Bakın 1 bölü 9 birden küçük olduğundan 1 bölü 9'un sonsuzcu kuvveti sıfırdır. Yani sıfıra yakınsar. O halde buradan cevabımız 1 eksi 0 bölü 1 artı 0 olmalıdır. Yani cevabımız 1'dir.